TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci dilimiyle karşınızdayız. Bir kez daha merhaba, bir kez daha Gece Bakışı'na hoş geldiniz. Saatler 00.02'yi gösteriyor. Takvim yaprakları da 27 Eylül 2018 Perşembe'yi. Eylül bitti, gitti gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İdlib mutabakatına değindi, radikal grupların bölgeden çıkmaya başladığını açıkladı. FETÖ konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, suçluların iki ülke arasında varılan suçların iadesi anlaşmasını hatırlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan FETÖ elebaşının dosyalarının gönderildiği halde yargı önüne çıkarılmadığını, yargılanmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yayınlanan ve yayın kurulunda Amerika Birleşik Devletleri'nin eski dış politika aktörlerinin bulunduğu Foreign Policy dergisi içinde bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan makalede Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı yaptı. Silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirilmesi de bizim tasarrufumuzda olacak. Bunun için gerekli adımları da bu arada atacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters haber ajansına mülakat verdi. İdlib mutabakatı ile ilgili bütün çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radikal grupların bölgeden çıkmaya başladığını dile getirdi. Bu tabii her tür silah değil. Bunlar ağır silahlarla alakalı olarak sınıflamalarını Rusya'dan ve Türkiye'den ekiplerimiz çalışmalarını yaptılar ve bu çalışma çerçevesi içerisinde sınıflandırarak gerekli adımlar atılacak. Erdoğan, terör sanığı Brunson'la ilgili de konuştu. Yetkili mahkeme dedi, siyasilerin bu konuda karar veremeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Amerika'nın FETÖ konusundaki tavrını da eleştirdi. Amerika'da olan bu zat şu anda yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde yargılanmamakta buradaki yetkililer ne yazık ki direnmektedirler. Ve ekonomi. Ekonomideki durumun Brunson olayıyla ilgisi olmadığını söyleyen Erdoğan, kriz algısı oluşturma çabalarına dikkat çekti. Ülkemizdeki bu ekonomik sıkıntı öyle zannedildiği gibi abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Ve bunu da Türkiye kendi imkanlarıyla çok kısa zamanda aşacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarını da değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Biz doğal gazı eğer alamazsak ben halkımı neyle ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğal gazın %50'sini biz Rusya'dan alıyoruz. Geri kalanını İran'dan alıyoruz, Azerbaycan'dan alıyoruz, Irak, bazen Cezayir'den alıyoruz. Erdoğan, İran'dan doğal gaz alımı konusunda Türkiye'nin kendi adımlarını atabileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Foreign Policy dergisi içinde Birleşmiş Milletleri nasıl ve neden düzeltmeliyiz başlıklı bir makale kaleme aldı. Birleşmiş Milletleri eleştirdi. İnsanlığın kalbi olması beklenen Birleşmiş Milletler'in nabzı bugün atmamaktadır ifadesini kullandı. Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacını yerine getiremediğini kaydeden Erdoğan, daha demokratik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan makalesinde Irak, Suriye ve diğer sorunlu noktalarda çözümün parçası olan Türkiye'nin küresel bir lider haline geldiğine dikkat çekti. Temsil eden durumuna gelmesin. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'in zayıf yönlerini istismar ederek liberal uluslararası düzenin altını oymaya çalıştığını dile getirdi. Ve küresel liderliği yeniden tanımlama zamanı geldiğine dikkat çekti. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin af teklifini ön yargısız ve çok hassas bir şekilde değerlendireceklerini söyledi. Turan, Çanakkale'de Umurbey Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisi ve Yara Olimpik Yüzme Havuzu'nun açılış törenine katıldı. Bülent Turan konuşmasında af konusunu hassas bir yaklaşımla değerlendirdiklerini belirtti. Cumhur İttifakımızdaki partimiz teklifini verdi afla ilgili.
Her teklif kıymetli. Her teklifi çalışacağız. Her teklifi ön yargısız değerlendireceğiz. Hele ki ittifakımız olan partilere gelenleri çok daha hassas değerlendireceğiz. Ama AK Parti'yi 17 yıldan beri kıymetli kılan en hassas konu toplum vicdanla beraber hareket etmesi. AK Parti'yi en kıymetli kılan iş toplum vicdanını asla tartıştırmamak. O yüzden teklifi incelediğimizde komisyonlar kuracağız, değerlendireceğiz. Yapılması gereken bir şey varsa hep beraber yaparız. Ama toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir. 165 bine yakın tutuklu ve hükümlüyü kapsayacak şayet bu çıkarsa. Yerel seçimler, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemindeydi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan MYK'da seçimlerde izlenecek yol haritası değerlendirildi. Yerel seçim hazırlıkları Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu'nun bugün Bolu Abant'ta gireceği kampta da ele alınacak. Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle detaylı bir yerel seçim analizi yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediyelerinde ve ilçe belediyelerinde seçim çalışmalarını nasıl yürütmesi gerektiğini, illere göre aday profillerinin nasıl olması gerektiğini, o bölgenin insanlarına hitap edecek adayları çalışmaları esnasındaki destekleyen unsurların hangi unsurlar olması gerektiği gibi konularda çalışmalar var. Yerel seçimlere ilişkin yol haritası bir kez daha gözden geçirildi. Yapılan anketler ve aday çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Bir an önce sahaya inebilmek için ön hazırlıklarımızı tamamlamak istiyoruz. Örgütlerimizle de bağlantılıyız. Ama partinin önemli organı olan bir parti meclisi, 2 MYK, 3 grup, bu üçünün birbirleriyle entegre olmuş vaziyette. Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir hafta içinde ikinci kez bir araya geldi. Yerel seçim strateji belgesi üzerinde çalışıldı. Başta büyük şehirler olmak üzere partinin belediye başkanı çıkaramadığı il ve ilçelerdeki durum masaya yatırıldı. En çok merak edilen yerel seçimlerde CHP'nin hangi isimleri aday göstereceği. Her kesimden oy alabilecek adaylar üzerinde çalışan CHP, temayül yoklaması ve anket gibi yöntemlerle adayların belirlenmesini planlıyor. Yerel seçim hazırlıkları meclis grubunun Bolu Abant'ta gireceği 3 günlük kampta da değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu kamp boyunca milletvekilleriyle bölgelerindeki adaylara ilişkin görüşmeler yapacak. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel seçim strateji belgesi ele alınacak. Genel başkan yardımcılarının alanları ile ilgili sunum yapacağı kampta etkili iletişim semineri de düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerimizin fikirlerini toplayarak ortak proje çalışmalarına yol açmak istiyoruz dedi. 1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir adlı projenin tanıtım toplantısında konuştu. Bakan Selçuk, projenin ilk değerlendirme çalışmasını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerden fikir üretmelerini ve fikirlerini bakanlıkla paylaşmalarını istedi. Biz de bakanlık politikalarında söz sahibi olabilsek, şu konuda kendime çok güveniyorum, fikrimi, projemi çok değerli buluyorum ama bunu bütün Türkiye'nin duymasını istiyorum diyen bütün meslektaşlarım için bir platformdan söz ediyoruz. Öğretmenlerin fikirleri alınacak, öneri ve projeleri değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanı 1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir projesini başlattı. Çok ciddi bir yoğunlukta bize fikirler geliyor, öneriler geliyor. Fakat bu öneriler biraz dağınık kalıyor ve hepsine yetişemiyoruz. Eğer bu tür bir platform olursa, bir veri analizi metodolojisi ve ortam olursa, bütün öğretmenlerimizin fikir ve projeleriyle ilgilenmek söz konusudur. Öğretmenlerin dijital bir platformda paylaşacakları önerileriyle ortak proje çalışması yapılacak. Diyelim ki fen öğretimiyle ilgili çok önemli bir fikir var, çok katkı sağlayabilecek bir proje önerisi var. Ama bu projenin sadece belli bir okulda kalması değil de Türkiye'ye mal olması açısından da buradaki fikir platformunun destek olacağına inanıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, proje ve önerilerle birebir ilgileneceğini söyledi.
ilk değerlendirmelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Bütün meslektaşlarımıza temin ederim ki bu projelerle analiz raporları çerçevesinde birebir ilgileneceğim. Bu toplanan verilerin ilk değerlendirme çalışmasını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kamuoyuyla paylaşacağız. Devlet okullarında görev yapan öğretmenler mi, BİS sistemi üzerinden özel okullarda görev yapan öğretmenler e-okul sistemi üzerinden platforma giriş yapabilecek. Bir A var, ana sınıfı var. Saatler 00.12'yi gösteriyor. Takvim yaprakları da 27 Eylül 2018 Perşembe'yi. TRT Haber'de gece bakışına devam ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gençlere iş kapısını araladı. İşe ilk adım projesi hayata geçti. Gençler dijital dönüşüm ve bilişim teknolojileriyle ilgili düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılabiliyor. Ve böylece gençler hem günlük 75 lira cep harçlığı alacak hem de deneyim kazanacak. Siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde gençlere eğitim verilecek. Mesleki deneyim kazandırılacak. Üstelik gençler cep harçlığı da alacak. İşkur, gençlere iş dünyasını kazandırmak için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Projenin adı İşe İlk Adım. Amaç, dijital dönüşüme yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi. Bulut bilişim uzmanı, endüstriyel robot programcısı, endüstriyel tasarım mühendisi olan gençler işbaşı eğitim programlarına katılabilecek. Aynı zamanda mikro işlem tasarımcıları, veri tabanı analistleri, mobil yazılım geliştirme uzmanları da bu projeden yararlanabilecek. Proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirildi. İşe ilk adım projesine 18-29 yaş arası gençler başvurabiliyor. 6 ay boyunca gençlere günlük 75 lira cep harçlığı verilecek. 9 aya kadar sürecek programlara katılacak gençler için bu rakam aylık 1950 liraya ulaşabilecek. İşbaşı eğitim programı sonrasında gençleri işe alan işverene ücret desteği de sağlanacak. İşverene 6 ay boyunca net asgari ücretin %50'si tutarında ödeme yapılacak. Sonraki 12 aylık süreç içinse asgari ücretin %25'i tutarında destek devam edecek. Böylece gençlerin en az 1,5 yıl istihdamda kalmaları sağlanmış olacak. Projeden yararlanmak isteyen gençlerin Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine başvurması gerekiyor. Hazine arazileri, yerli üretim için kiralanacak. 64 ilde 41 milyon 700 bin metrekare hazine arazisi bu kapsamda değerlendirilecek. Ve arazilerde ağaçlandırma yapılacak. Hayvancılığın yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi de teşvik edilecek. Değeri 100 bin lira olan bir tarla yıllık 100 liraya, evet yıllık 100 liraya kiralanabilecek. Hazine arazileri yerli üretime açılıyor. 64 ilde 41 milyon 700 bin metrekare arazide yerli üretim yapılacak. Bu arazilerde ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan tıbbi, aromatik bitkiler yetiştirilecek. Hayvancılık yapılacak. Proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile yürütülecek. Hazine taşınmazları raiç bedelin 1/1 üzerinden kiraya verilecek. Değeri 100 bin lira olan bir tarla yıllık 100 lira üzerinden kiralanacak. 131 çeşit bitki için 12 milyon 700 bin metrekare alan kiraya verilecek. Lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu gibi bitkiler için 19 ilde 5 milyon metrekare alan kiralanacak. Ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin gibi ağaçlar içinse 31 ilde 7 milyon 700 bin metrekare arazi tahsis edilecek. Kiralama çok yıllık bitkiler için 10 yıl, tek yıllık bitkiler içinse 5 yıl olacak. Hayvancılığın teşviki de düzenleme kapsamında. Hayvancılık için ayrılan arazi 29 milyon metrekare. 30 yıla kadar arazi desteği sağlanacak. İlk 3 yıl içinse %70 oranında indirim sağlanacak. Fazla başvuru olması halinde kiracılar puanlamayla belirlenecek. Belli kriterler üzerinden puanlama yapacağız. Kadın girişimcilere, 18-40 yaş arası genç çiftçilere, ziraat mühendisi ya da teknisyenlere, taşımızın bulunduğu yerde ikamet edenlere, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tıbbi, aromatik bitki yetiştirenlere öncelik tanınacak.
Başvuru için son gün 19 Kasım. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurabilecek. Vallahi tam bana göre. 45 bin ithal ürün Ticaret Bakanlığı'nın denetiminden geçemedi. Sağlığımıza zararlı olduğu belirlenen ürünler ya da piyasadan toplatıldılar ya da imha edildiler. Peki güvensiz ürünler nasıl belirleniyor, tespit ediliyor? Kriter ne, nelere bakılıyor? TRT Haber İstanbul'da testlerin yapıldığı o laboratuvara girdi. Çocuk kırtasiye, öğrenci kırtasiye ürünlerinden, su matarasından, çantasına, ayakkabısından, kıyafetine, diğer tarafta kozmetik ürünleri dahi gelebiliyor. Ürün yelpazesi çok geniş. Ticaret Bakanlığı ithal ürünleri sıkı kontrolden geçiriyor. Alınan numuneler İstanbul'da tekstil ve konfeksiyon ihracatçı birliklerinin kuruluşu Ekotex laboratuvarına gönderiliyor. Numuneler standarda göre parçalanıyor, uygun gramajlarına göre ayrılıyor ve renklerine göre de bir sınıflandırma yapılması gerekiyor. Numuneler kimyasal testlere de sokuluyor. İçerdiği maddeler gün yüzüne çıkıyor. Laboratuvar ortamında ürünlerin zararlı madde içerip içermediğini anlamak için 66 ayrı parametreye bakılıyor. Özellikle uzak doğudan ithal edilen imitasyon takı ürünlerinde ise en çok karşılaşılan zararlı maddeler nikel ve kadmiyum. Balondu, toptu ya da silgilerdi, çok tehlikeli çocuklarımız için. Bunlarda fitalat malzemesi kullanılıyor. Zararlı kimyasal içeren ürünleri dışarıdan bakarak anlamak mümkün değil. Ancak alınacak bazı önlemler zararlı ürünleri evden uzak tutmaya yardımcı olabilir. Çok keskin böyle kimyasal kokusunun olmamasına dikkat edebiliriz. Numunelerde rahatsız edici bazı böyle benzen gibi, alkol gibi kokular çocuklar ve insan sağlığı açısından zararlı bazı kimyasalların kullanıldığına işaret edebilir. Dünya Sağlık Örgütü'nden elektronik zehirle ilgili, elektronik sigarayla ilgili uyarı geldi. Zehir, elektronik olanla olmayan hangisi daha hızlı öldürüyor? Aradaki farka bakıyorsunuz. Yani ikisi de öldürüyor. Kanser, kalp, aklınıza gelebilecek her türlü illet, bela. Tercih sizin. Beyaz yakalı, eğitimli diye tabir ettiğimiz insanların elinde o elektronik böyle iğrenç bir duman çıkartıyorlar bir de. Böyle toplu bir şey çıkıyor. Sigara gibi değil. Ama ikisi de zehir, öldürdü. Yani KOAH hastaları mesela boğularak ölüyorlar. Evet. Kullanımı giderek artan elektronik ve ısıtılmış sigaraların tüm dünyada sağlığı tehdit ettiği vurgulandı. Acilen, evet acilen yasaklanması istendi. Sağlığa etkileri normal sigaradan farksız. Laboratuvar testleriyle kanser ve kalp hastalıklarına yol açtığı kanıtlandı. Ancak tüm bu gerçeklere rağmen elektronik sigara kullananların sayısı artıyor. Elektronik sigara kullandınız mı daha? Evet efendim kullandım. Ne için kullandınız? Sigarayı bırakma deneyimim için kullandım. Bırakabildiniz mi? Hayır. Sıkıntılı diyorlar. Bazen patlıyor diyorlar. Elektronik ve ısıtılmış sigaralarla ilgili son uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Özellikle gençlerin ve çocukların sağlığını tehdit eden bu ürünlerin yasaklanması istendi. Sigaranın içerisinde dahi olmayan kimyasalların da olduğu, özellikle de bu aroma boyutu çok zenginleştiren bir boyut, çeşit sayısını arttıran ve toksik zararlı etkilerin ötesinde belki de sigaraya başlama potansiyeli olmayabilecek genç grubu daha masum bir görünüş üzerinden sürecin içerisine çekmeleri gibi bir tehlike de ortada karşımızda duruyor. Üstelik kartuşa doldurulan sıvıların içinde kanserojen maddeleri bile rastlanıyor. Tütün spesifik nitrozaminler tamamen kanserojen ve akciğerlere son derece zararlı. Sıvılar bir araya gelip ısıtıldığı zaman ve reaksiyonlar sonucunda oluşan ürünler aslında çok daha etkin. Türkiye'de satışı yasak olan elektronik ve ısıtılmış sigaralar kaçak yollarla yurda getirilip pazarlanıyor. Ek olarak başka maddeler de ekleniyor. Asıl zararlar hem nikotin hem de diğer eklenen maddelerin etkileşimiyle ortaya çıkıyor. Bu elektronik zehirle ilgili bir şey daha eklemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Sağlık Kurumu yeni neslin bir salgın tarafından kuşatılmasından endişeleniyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nde
ortaokul, lise çağında en az 3 milyon sigara tiryakisinin bulunduğunu kaydediyor. Ve elektronik sigara denilen bu zehirin teknolojik... Aydın ne demiştin? Aydın Aydemir. Teknolojik ölüm, evet. Bu teknolojik ölümün üretildiği yerde Amerika Birleşik Devletleri. Osmanlı döneminde adları tulumbacıydı. Bugün itfaiyeci. Ama işleri hep aynı. Hayat kurtarmak. Artık sadece yangına değil, daha birçok tehlikeli olaya da müdahale ediyorlar. Çoğu zaman da canları pahasına. Yangının tam içindeyiz. Yangında, afette, her tür zorlu koşulda canlarını hiçe sayarak olaylara müdahale eden itfaiyeciler 304. yaşlarını kutluyorlar. Biz de bundan hareketle onların bir gününe tanıklık ettik. Onlarınki tıpkı askerlik gibi. Alarm çalıp da göreve çıktıklarında sağ dönememe ihtimali olduğunun farkındalar. İşte bu yüzden 24 saatlik nöbetleri doğayla başlıyor. Yangında bilgi, teknik ve tecrübemiz arttı. Ülke genelindeki tüm itfaiye teşkilatlarında benzer program takip ediliyor. Rutin günlerde zamanın çoğu eğitimle geçiyor. Olmazsa olmazların başındaysa spor geliyor. Dünya İtfaiye Olimpiyatlarından madalyayla dönen İstanbullu itfaiyeciler formunu buna borçlu. İtfaiye olaylar zorlu olduğundan ekipmanlarımız ağır, zorlu koşullarda mücadele ediyoruz. Yangın ve kurtarma olaylarına gidiyoruz. Bu yüzden günlük spor saatimiz var. Araç bakımı, temizlik ve yemek dahil tüm işleri nöbetleşe kendileri yapıyor. Ta ki günün hangi saatinde çalacağı bilinmeyen alarma kadar. İhbar geldiği anda burada düğmeye basılıyor ve anons yapılıyor. Bizler koşarak aracımıza gidiyoruz. Yangın kıyafetlerimizi bile araç halindeyken giyiniyoruz çoğu zaman. Bizi geciktiren sebepler hatalı araç parkları. Biliyorsunuz İstanbul'un yoğun trafiği özellikle bölgemizde. 11 yıldır aşkla bu mesleği yapan Muharrem Akbulut 34 yaşında. İstanbul itfaiyesinin 3911 neferinden biri. Defalarca ölümden kıl payı kurtulmuş. Unutamadığım bir çikolata fabrikası yangınına gitmiştik. Biz içerideyken içerisi birden alevlendi tamamıyla yanan şeyler. Dışarıdan bize hızlı bir şekilde çıkmamızı söyledi amirlerimiz. Ve çıkmamızın ardından bir dakika içerisinde büyük bir patlama meydana geldi. Bunu hiç unutamam. Tüm bunlara rağmen hayat kurtarmanın verdiği his paha biçilmez. Kendini kahraman gibi hissettiğin bir an oldu mu? Her zaman öyle hissediyoruz. Bütün şu üzerimize kıyafetimizi giydiğimiz andan itibaren her zaman öyle hissediyoruz kendimizi. Beyoğlu merkez, yangın yerine seyredebiliriz, tamam. Sahte rehber ve ajanta turizmi ciddi anlamda baltalıyor. Öyle böyle değil. Ve tespitlere göre sayıları da 3000 dolayında. Mücadele için ajanta ve rehberler harekete geçti. Ortak dijital platform oluşturdular. Yaz sezonu sona erdi. Şimdi sıra turizm sektörünü baltalayanlarla mücadelede. Türkiye'de bir yılda yaklaşık 3000'e yakın sahte rehberlik yapan kişi tespit edildi. Şimdi hedefte Türkiye'nin tanıtımını olumsuz etkileyen sahte rehber ve ajantaların piyasadan silinmesi var. Tespit edilen sahte rehberlerin çoğu yabancı uyruklu. Mesela İstanbul'da ağırlıklı olarak Suriye asıllıların, Irak asıllıların, İran asıllıların ve Uygur Türklerinin sahte rehberlik yaparken tespit ettiklerini bizim denetmenlerimiz rapor şeklinde gönderdiler. Dolayısıyla bunların birçoğu da organizasyonu kendisi yapıyor. Yani aynı anda hem sahte rehberlik yapıyor hem de sahte veya kaçak ajantacılık yapıyor. Yaptırımlarsa caydırıcılıktan uzak. Bazı acı olaylarla da karşılaşıyoruz. Cezayı ödeyip turuna devam etmeye kalkan bu sahte rehberlerle karşılaşıyoruz. Özellikle korsan rehberler turizme zarar veriyor. Şu anda Uzak Doğu pazarı çok biliyorsunuz popüler ve gittikçe artan bir şey var. Birçok Çinli mesela biz havaalanında arkadaşlarımız gördüklerinde bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğiz dediklerini biliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? İşte doğru bilgi almadığı için, yani yasal olmayan rehberlerle çalıştıklarında işte yaşanan şeyler, olumsuzluklar, onlar da böyle bir imaj bırakıyor. Sahte rehber ve acentelerle mücadele için iki kuruluş el ele verdi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile Türkiye Turist Rehberleri Birliği dijital veri tabanını birleştirdi. Bizim veri tabanımızdaki belgeli rehberler ile belgeli seyahat acentelerinin bir platformda buluşturulması ve dolayısıyla talep eden acentanın belgeli rehbere kolay ulaşmasını sağlayarak birazcık sahte
rehberin önüne geçmeyi hedefledik ve bu büyük oranda başarılı olacak önümüzdeki günlerde. Terörden temizlenen Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Teröristler tarafından tahrip edilen evler, yöre insanının ihtiyaçlarına göre yeniden inşa ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır Sur İçi projesinin görsellerini kamuoyuyla paylaştı. Cumbaları, kemerleri ve avluları, tarihi Diyarbakır evleri bütün güzelliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. Diyarbakır'ın Sur ilçesi güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı operasyonlar sırasında zarar gören yapılar için harekete geçti. Devlet Sur halkının yaralarını tek tek sardı. Yıkılan evler, viraneye dönen sokaklar kısa süre içerisinde yeniden inşa edildi. Evlerini kaybeden Diyarbakırlılar için yöre insanının ihtiyaçlarına uygun yeni konutlar yapıldı. Evlerin bir kısmı tamamlandı, teslime hazır hale getirildi. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki yapılar aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edildi. Cadde ve sokaklar ise eski görüntüsünü aratmıyor. Diyarbakır evlerinin ortak özelliği avluları. Neredeyse bütün odalar avluya açılıyor. Yöre insanı sevincini de üzüntüsünü de burada yaşıyor. Avlularda kimi zaman taziyeler kabul ediliyor, kimi zaman da eyvan geceleri düzenleniyor. Büyük bölümü tamamlanan Diyarbakır evleri güzelliğiyle tabloları aratmıyor. Ali Paşa'da başladıklarımız 293 tane yapımızı inşallah Haziran ayında tamamlayacağız. Diğer bölgelerde toplamda onlarla dahil 1500 tane yapıyı da 2019 sonunda tamamlayıp teslim etmiş olacağız. Proje tamamlandığında işte bu görüntüler ortaya çıkacak. Sur'un dar sokakları eskisi gibi çocuk cıvıltılarıyla dolacak. Çarşı ve mahalle bekçileri 1,5 yıl oldu, evet 1,5 yıldır bizlerin can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapıyor. Bu zor görevi başarmak için de bekçiler çok özel eğitimlerden geçiyor ve şu anda 1822 bekçi bu eğitimi başarıyla geçti ve göreve başladı. Teleskopik job, kelepçelenme ve dahası. Onlar sokakların güvenliğini sağlamak, halkın huzur ve güven içinde yaşaması için sabahın ilk ışıklarına kadar görev yapıyor. Ancak bu göreve hazır olabilmekse o kadar kolay değil. Zorlu eğitimi başarıyla bitirmeleri gerekiyor. Çarşı ve mahalle bekçileri bu eğitimleri haftanın 4 günü alıyor. Eğitimler arasında yakın savunmadan teleskopik çopa kadar birçok farklı dal mevcut. Eğitimlerin sonunda ise sınava tabi tutuluyorlar. Eğer sınavı başarıyla geçerlerse artık sokaklarda göreve başlıyorlar. Kendi can güvenliğimizi koruyarak, ardından da görev bölgelerinde yaşanabilecek tehlikeli her türlü durumlara müdahale edilerek profesyonel bir seviyeye getiriyoruz. Günün en zor saatinde görev alıyorlar. İsimleri farklı olsa da yetkileri polislerle aynı. Bekçi ve polis işbirliği içinde görev ifade eder. Kesinlikle genel hizmet sınıfındadır. Emniyet mensubu olduğu için kendilerinin PVSK madde olsun, Türk Ceza Kanunu olsun, bunlara dayanaraktan kişileri durdurma, kimlik sorma. Eğer ki mukavemet gösteren bir şahıs söz konusu olursa kendisine teçhizatında yer alan kelepçe kullanma, job kullanma, en son olarak da maddi unsurumuz silah. Bunu kullanmak zorunda kalırsa eğer kullanma etkisi var. Gece görevimizi ifade ederken bekçilik uygulamasından henüz haberdar olmayan vatandaşlarımız tarafından oldukça sıkıntılar görmekteyiz. Şu bilinsin ki bekçi ile polisin etkisi aynıdır. Polisle beraber asayiş uygulamalarını görev almaktayız. Karşılaştığımız zorluklar da bu, almış olduğumuz eğitimler dahilinde olaylara çok daha iyi koordine olup müdahale edebiliyoruz. Gece İstanbul sokakları onlara emanet. Şimdiye kadar 1822 bekçi bu eğitimlerden geçerek görevine başladı. Solu senin! Solu! Yatarak! Aç! Şimdi ekranlarınıza ruhları hastalanmış kişilerin terörünü, eşkıyalığın dehşet verici görüntülerini getireceğiz. Havaya rastgele ateş açtılar. Caddeden geçen halk otobüsündeki yolcuyu vurdular. Mermi de yolcunun koluna isabet etti. Bunların hepsi İstanbul'da yaşandı.
ve o dehşet anları otobüsün kamera kaydına yansıdı. Görüntüler 29 Ağustos gecesinden. Yer Sancaktepe. Saat 23.40 sıraları halk otobüsünde her şey yolunda. Ta ki silah sesleri duyulana dek. Otobüsün içi bir anda karıştı. En önde ayakta yolculuk yapan Yusuf Kenan Sağar yere yığıldı. Ben dahil kimse anlayamadı. Bir anda silah sesini duyduk. Yolcumuz yere yığılınca hiç kimse bir şey olduğunu anlayamadı. Ne olduğunu anlayamadık. Nereden geldiğini anlayamadık. Eşi de korktu. Zavallı kadın. O da kocasına müdahale etmek istedi. Olayın vehameti kısa sürede anlaşıldı. Bir kurşun otobüsün ön camından içeri girip en öndeki yolcuya isabet etmişti. Yere yığılan yolcu Sağar'ın sağ kolu kanlar içinde kaldı. Eşinin feryatları da otobüsün güvenlik kayıtlarına yansıdı. Kan kaybeden adamın yardımına diğer yolcular yetişti. Otobüs şoförü en yakın hastaneye yöneldi. Kanı da görünce zaten vurulduğunu anladım. Hemen hastaneye, direkt arabayı hastaneye sürdüm. Hiç durmadan hastaneye yetiştirdik. Bu mermi kafasına da gelebilirdi, başka birine de gelebilirdi. Allah korusun, canından da olabilirdi. Yolcu bir süre sonra kan kaybından dolayı kendinden geçti. Şoför tam o anda acil servise ulaşmayı başardı. Tedavi altına alınan Yusuf Kenan Sağar birkaç gün içinde taburcu edildi. Polis olayla ilgisi bulunan 3 kişiyi kısa sürede silahlarıyla birlikte yakaladı. Bundan 6-7 gün önceydi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde yine birisi araçtan dışarıya sarkmış, elinde pompalı tüfekle sağa sola ateş açıyordu. Biz bunlarla beraber yaşıyoruz. Ha, ne olduğunu da söyleyeyim size. Polis yakalıyor, görevini yerine getiriyor. Mahkemeye çıkartılıyorlar. Kanunlar çerçevesinde bunlar serbest kalıyor. Eşkıyalar. Adana'da İki otomobil hırsızının başvurduğu yöntem polisi bile şaşırttı. Kiraladıkları otomobilin anahtarını kopyaladılar. Başkası kiraladığında aracı çaldılar. Hırsızlar kiralık aracın motor ve şase numarasını değiştirmek isterken yakayı ele verdi. Önce hurda bir otomobil aldılar. Daha sonra aynı marka ve model otomobil kiralayıp anahtarını kopyaladılar. O otomobili başka biri kiraladığında ise aracı çaldılar. Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polisin teknik takibi sonucu hırsızlar yakalandı. Çalınan otomobil bir depoda bulundu. Hırsızlar ifadelerinde hurda otomobilin motor ve şase numarasını çaldıkları araçla değiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ve saatlerimiz 00.34'ü gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışına devam ediyoruz. Trabzon'da 3 yaşındaki bir çocuk yürekleri ağza getiren bir yaramazlık yaptı. Televizyon kumandasının pilini yuttu. Midesinde pil olduğu belirlenen çocuk Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Televizyon kumandasının pilini çıkardı ve bir anda yuttu. 3 yaşındaki Ahmet Eren Yılmaz'ın bu yaramazlığı onu büyük bir tehlikeye soktu. Olay Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşandı. Annesinin durumu fark etmesi üzerine çocuk apar topar Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çekilen röntgenle pilin çocuğun midesinde olduğu belirlendi. Ardından çocuk Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi ve gözlem altına alındı. Biz de artık bilinçli olduk. Başımıza geldiği için hani açıkta kumanda pilleri olsun, bozuk para, ne bileyim metal eşyalar, bu tarz şeyleri çocuklardan uzak tutmak lazım. Biz bunu yaşadık, başkaları yaşamasın yani. Ahmet Eren Yılmaz gerekli müdahalenin ardından taburcu edildi. Pilin normal yollarla atılması beklenecek. Eğer vücut pili atamazsa cerrahi müdahale yapılacak. Aynı ben Ahmet Eren. Küçükken 10 kuruş vardı böyle bakır görünümlü. Ondan bir tane yutmuştu. On küçüktü yani şu kadarcık falan. Çocukluk. O ekmeğini oyuncaktan çıkarıyor. Adı Mustafa Nacar. İstanbul'daki küçük atölyesinde bozulan oyuncakları tamir edip yeniliyor. Ve çocukların mutluluğu onun en büyük ödülü oluyor.
Çok oyuncağı var mı çocuğun? Var. Var çok. Peki bozulduklarında ne yapıyoruz? Atıyoruz. Milyonlarca oyuncağın akıbeti aynı oluyor. Ya bir köşeye kaldırılıyor ya da çöpe atılıyor. Ancak şanslı olan çok azı yeniden hayat buluyor. Bu küçük atölye çocukların en sevdiği oyuncaklarla dolu. Atılmaya kıyılamayan oyuncaklar Mustafa Nacar'a teslim ediliyor. O da hepsini tek tek özenle tamir ediyor. 68 yaşındaki Mustafa Nacar oyuncak tamir ederek geçimini sağlıyor. O kadar çok oyuncak tamir ettim ki yani neredeyse 10 bini geçkin oyuncak tamir ettim. Hepsinde de her birisi olunca insan mutlu oluyor. Kimi servet değerinde oyuncakların tamiri aileleri de büyük bir masraftan kurtarıyor. Çok böyle pahalı oyuncaklar geliyor. Yani bazen bir asgari ücret gibi öyle oyuncaklar var. Onun en büyük ödülü çocukların mutluluğu oluyor. Çok mutlu oluyor. Dede diyor, bilmem ne diyor. Ben de onları ödüllendiriyorum diyorum. İşte derslerine iyi çalışırsam ben bir daha yapacağım, bozulmaz falan. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Çocukların tamirci dedesi ömrü yettiğince mesleğini sürdürmekte kararlı. Çünkü çocukların mutluluğu her şeye değer. Hafta başından beri babasının atık kağıt topladığı el arabası içinde kitapla uğraşan küçük kızı konuşuyoruz. Hemen hemen hepimizin gündeminde. O küçük kız çocuğu 11 yaşındaki Suriyeli Halime Cuma. Muhtemelen Türkiye'ye adım attığında 3 yaşında falandı. Yüreklere dokunan bir görüntüydü ve sonrasında Halime'nin hayatı da değişti. O artık bir ilkokul öğrencisi. Atık toplama aracının üzerinde oturmuş, elindeki kitaba bir şeyler çiziyor. Türkiye'yi duygulandıran bu görüntüdeki küçük kızın kimliği belli oldu. Yürekleri sızlatan görüntüdeki kişi 11 yaşındaki Suriyeli Halime Cuma. Halime, anne ve babasıyla bir yıl önce savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. 6 kardeşi var. Babası atık kağıt toplayarak ailesiyle yaşam mücadelesi veriyor. Hal böyle olunca çocuklarından sadece birini okula gönderebiliyor. Halime okuma merakını ancak babasına yardım ederken verdiği küçük molalarda giderebiliyordu. Ancak o görüntü hayatını değiştirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Çocukların okul kayıtları için işlemler başlatıldı. Tüm okul ihtiyaçlarını da Arnavutköy Belediyesi üstlendi. Küçük Halime de özlemini duyduğu okulun yolunu tuttu. Yeni kitaplara kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Halime'nin şimdi tek isteği var. Eğitimini tamamlayıp hayallerine kavuşmak. Doktor olmak istiyorum. Babayla çocuk arasındaki iletişim çocuğun gelişiminde çok ama çok önemli. Ancak yapılan bir araştırmanın sonuçları babaların çocuklarıyla oyun oynamayı bilmediğini çok çarpıcı bir biçimde gözler önüne serdi. Peki babalar nerede hata yapıyor? Oyun sırasında çocukla doğru iletişim nasıl kurulabilir? Kurmanın püf noktaları nelerdir? İşte yanlışlar, işte doğrular. Hoppa. Mükemmeliyetçi bir tavır sergiliyorlar. Çocuklarını hiç dinlemiyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre babalar çocuklarıyla oyun oynamayı bilmiyor. Bu alanı bir öğretme işi olarak değerlendiriyorlar ve yönetme, yönlendirme, eleştirme, hatta böyle baskın olma gibi bir takım görevlerde bulunuyorlar. Babaları tarafından eleştirildiklerini düşündüklerinde zaten ürün açığa çıkartmaktan kaçınırlar. En çok sevdiğin oyun hangisi? Arabalarla oynamak. Babanla beraber mi oynuyorsun? Evet. Üstelik bu durum babaların eğitim düzeyine göre de değişmiyor. Peki etkili iletişim nasıl olmalı? Uzmanlar oyun oynarken çocuğun edilgen değil etkin olması gerektiğini söylüyor. Mete yönlendiriyor. Babası teklif ediyor. Mete'nin istemediği anda o oyun bitiyor. Onun istediği oyuna kayıyoruz. Yani bizim için onun güzel vakit geçirmesi önemli. Oyunda babanın etken olması çocuğu sınırlıyor. Bu yaklaşım çocuğu edilgen hale getirdiği için oyundan kazanması gereken becerileri zaten alamıyor. Bu bir. İkincisi keyif ve eğlence faktörü çok göz ardı ediliyor. Bu bir sorgulama ortamına dönüşüyor. Bu durumsa çocuklarda başarısızlık algısının oluşmasına neden oluyor.
Çocuk işte ben bundan bir araba yaptım dediğinde, ama baba hayır bu da hiç de arabaya benzemedi derse, çocuk zaten hem kendisiyle ilgili yeterlik algısını kaybetmiş olur, hem de o ilişki ve oyunu sürdürmekle ilgili motivasyonunu kaybetmiş olur. Uzmanlar babalara çocuklarınızla ortak dikkat alanı oluşturun diyor. Oyun aslında bir öğretme yöntemi değil, öğrenme yoludur. O oynadıkça mutlu oluyor, mutlu oldukça da benim de hoşuma gidiyor. Yani her şey eğitim değil, oyunun yeri ayrı, eğitimin yeri ayrı bence. Kesinlikle müdahale etmiyorum, kötü bile olsa güzel diyorum. Çocukların bir kere güven duygusu artar, özgüvenleri yükselir. Sevildiklerini ve kabul edildiklerini ve anlaşıldıklarını bilirler. Doğru oyun babalara çocuklarıyla sağlıklı iletişimin kapısını açıyor. Anne babalar, çocuklarınızla çok ama çok vakit geçirin. Zira onlar bir daha 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında olmayacaklar. Allah kısmet ederse hep büyük olacaklar. Yani bir daha geriye dönüş yok. Onun için ne cep telefonu, ne gece bakışı. Daha çok, evet, mümkün olduğunca çocuklarınızla vakit geçirin. Sağlıklı ve güzel bir nesil ancak anne babanın onlara harcadığı değerli ve de aynı zamanda sadece yanında olmak değil, değerli bir şekilde vakit geçirmekten geçiyor. Çok biliyorum. Kusura bakmayın. Dünyada her yıl 500 milyon aşkın kişi, 540 bin kişi trans yağların yol açtığı kronik hastalıklar sonucu hayatını kaybediyor. Çok sayıda ülke bu yağların kullanımını yasakladı. O ülkelerde trans yağların tüketimine bağlı ölümlerin de azaldığı ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü birçok paketli ve hazır üründe bulunan trans yağların kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Hadi bakalım inşallah. Çikolata, gofret, mayonez. Hepsi hazır ve paketli. Birçoğunun içinde kimyasal işlemden geçmiş, böylece raf ömrü uzatılmış trans yağ var. Kalp damar hastalıklarına, şeker hastalığına, obeziteye, karaciğer yağlanmasına neden olabildiğini biliyoruz. Trans yağ tüketimiyle ilişkili her yıl 540 bin üzerinde ölüm olduğu gözlemlenmiş. Bu yağların kullanımı 2000'li yıllardan bu yana çok sayıda ülkede yasak ya da kısıtlı. Bunların başında Danimarka, İzlanda ve İsviçre geliyor. Bu ülkelerde 10 yıllık takip sonucunda bakıldığında kalp damar hastalıklarının hem görülme sıklığının hem de bu hastalıklara bağlı ölümlerin %6'lara varan oranlarda azaldığı görüldü. Dünya Sağlık Örgütü de trans yağların 2023 yılına kadar tamamen ortadan kaldırılmasını hedefliyor. 2023'e kadar ne kadar diyette yağımız olsun sorusuna cevap olarak 2000 kalori tüketen bir kişinin günlük trans yağ alımının %1'in altında olmasını öneriyor Dünya Sağlık Örgütü. Bu günlük 2 grama karşılık geliyor. Türkiye'de de trans yağ olan ürünler paketlerin üzerinde belirtiliyor. Ancak belli bir orandaysa. Bugünkü gıda kanunu bize diyor ki bir firma böyle bir ürün üretirken eğer %2'nin üzerinde trans yağ varsa oraya rakam olarak paketin üzerine yazıyor. %1'in altında trans yağ koymuşsa trans yağ içermez diye etiketleyebiliyor. Dolayısıyla aslında bizim trans yağ içermez diye gördüğümüz gıdalarda da bir miktar trans yağ var. Özellikle kalp damar hastalıkları hekimleri tüketicinin hazır gıdalara karşı dikkatli olmasını öneriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir cihaz tekerlekli sandalyeye mahkum olanların yeniden ayağa kalkabilmeleri için umut vaat ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde belden aşağısı tutmayan 3 kişi bu cihazla yardımla da olsa yıllar sonra yeniden adım attı. Aslında kronik ağrıya son vermek için kullanılıyordu. Ancak daha sonra omurilikte meydana gelen hasar yüzünden yürüyemeyenlere umut oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde belden aşağısı tutmayan 3 kişi elektrik uyarı cihazı sayesinde ayağa kalktı. Tabii uzun bir rehabilitasyon sürecinden sonra.
cihaz ameliyatla omurilikteki hasarlı bölgenin altına yerleştiriliyor. Beyinden gelen sinyallerin cihaz yardımıyla bacak kaslarına ulaşması amaçlanıyor. Bacaklarımı hareket ettirebilmek ve yürümek benim için çok şey ifade ediyor. Bu sadece benim için değil, başkaları için de bir umut. Ancak çalışmayı yapan bilim insanlarının önemli bir uyarısı var. Her şeyden önce bu bir tedavi yöntemi değil. Belden aşağısı tutmayan kişinin kendi isteği doğrultusunda hareket edebilmesi cihazla sağlanıyor. Cihaz işlevini kaybettiğinde, yani kapatıldığında bu durum ortadan kalkıyor. Ayrıca dengede durabilmek için de desteğe ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda daha çok çalışma yapılması gerektiği de vurgulanıyor. TRT Haber'de saat 23'ten bu yana gece bakışıyla karşınızdaydık. Yaklaşık 1 saat 48 dakika boyunca 26 Eylül 2018 Çarşamba'da hayata dair iyisiyle kötüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını Şemsettin Özkan, Cemal Kaçan ve Dilruba Amil hazırladılar. Yönetmenimiz Aydın Aydemir'di. Ben de ekranlarınıza taşıdım. Takvim yaprakları 27 Eylül 2018 Perşembe'yi göstermekte. Barış, dostluk, bereket ve de sağlık dolu güzel bir gün olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fuat Kozluklu. Güzel ülkemin güzel insanları. Umarım sağlık ve de mutluluk dolu güzel bir güne uyanırız. Perşembe saat 23'te yeniden karşınızda olma umuduyla. Selver Gözü Açık geliyor. Stüdyo kapısından giriş yaptı. Hoşça kalın efendim.